Erdal Bey selamlar, hoş geldiniz. Erdem Bey hoş bulduk, teşekkürler. Keşke haksız çıksaydınız, yine haklı çıktınız. Durmayacak dediniz, durmuyor. Nereye kadar durmayacak sorusunu sormuş vatandaş. En ufak bir umut nüvesi barındırmak için. Herhalde bu zamlar devam. Aksi yönde çünkü bir belirti yok, öyle mi? Evet, Brent petrol konusunu ben mümkün olduğunca tüketicinin anlamasını istiyorum. Bu çok önemli bir konu çünkü A'dan Z'ye ekmek fiyatından her şeyin fiyatını doğrudan etkileyen bir konu. Brent petrol hem benzin fiyatları için, motorun fiyatları için önemli ancak biz akaryakıt almaya gittiğimiz zaman aracımıza benzin fiyatlarını etkileyen iki tane faktör var. Bunlardan bir tanesi yönetilen ve yönetilebilen kalemler adı altında konuşulan vergi ve yükümlülükler. Burada biz ÖTV'nin miktarını biliyoruz. Ben bir önceki yayında yükselişlerle alakalı açıklamayı ÖTV ile bağlantılı olarak yapmıştım. Ama şu anda Brent petrolün küresel piyasalardaki bir artışı var. Burada ne yazık ki kaotik bir ortam var. Biraz küreselden gitmek istiyorum bu konuyu açıklarken. Zira Brent petrolün fiyatının yükselmesi küresel piyasalarda aslında şöyle bir yoruma sebep olur finansçılar arasında. Resesyondan uzak bir durum içerisindeyiz. Ekonomi canlanıyor, ticari hayat canlanıyor, petrole talep artıyor ve fiyat yükseliyor. Ancak durum böyle değil. OPEC Plus diye bir kurul var. İçinde Arabistan'dan Rusya'ya, Kanada'dan Amerika'ya kadar dünyadaki petrol üreticisi ülkelerin 2 ayda bir toplanıp analiz yaptıkları bir örgüt. Geçen yılın son 2 toplantısından itibaren bu örgütte büyük kavgalar kopmaya başladı. Kavgaların odak noktasında Arabistan var. Çünkü Arabistan petrol üretim arzını arttırmak istemiyor. Buradan ciddi bir kazanç elde ediyor. Ama baktığımız zaman arz talep dengesinde şu anda Brent petroldeki yükselişin temel sebebi arzın talebi artık karşılamıyor olması ve uluslararası piyasalarda yükseliş trendine girdi. Bu noktadan baktığımız zaman biz petrol ithalatçısı bir ülke olduğumuza göre pompa fiyatlarına yansımasında bu seferki yorumum küresel piyasalardaki etkiler. Yani biz ÖTV tarafından bir artışla değil küresel piyasalarda ithalattan kaynaklı olan bir artışla karşı karşıyayız. Ne zaman duracak? Bu şu an için durma potansiyeli yok. Çünkü Brent petrol artış hızını kesse ÖTV ekliyoruz. Ne yazık ki şöyle bir durum var. Brent petrol düşerken biz petrol fiyatlarında indirim görmüyoruz. Görsek bile 5-10 kuruş, 20 kuruş görüyoruz. Ama yükselirken ne yapalım? Tabii. Küresel piyasalarda Brent petrol artıyor, biz de arttırıyoruz diye bir açıklama geliyor. Düşerken neden düşürmüyorsunuz o zaman? Burada bu soru geliyor. Bu ne efsane Kasım, işte efsane Aralık kampanyalarına benziyor değil mi Erdal Bey? İndirim yapmadan önce 300 lira üzerine koyup sonra %50 indirim yaptık diye satışa sunuluyor. Buradaki indirimler de biraz ona benzer. Ne yazık ki aynen bu şekilde yorumlayabiliriz. Önce zam yapıyoruz, sonra ucundan böyle 5-10 kuruş indirimlerle vatandaşın gönlüne alınıyor. Bu daha başlangıç. Neden başlangıç? Çünkü ben her ne kadar ekonomi yönetimi bana kızarsa kızsın, hükümet tarafından bizlere tepki geliyor olursa olsun biz matematik üzerine konuşuyoruz. Seçimden sonrasında kurun ne yöne evrileceği çok büyük bir soru işareti ne yazık ki. Burayı da eklersek 3 tane faktör girdi. Ben aslında ilk faktör olarak 2 tane söylemiştim ama 3.'yü atladım, onu da söyleyeyim. Doğrudan döviz TL ilişkisi, burayı unuttuk. Bunu da devreye katarsak seçimden görelim sonra kur seviyesinde değerli reji. Buyurun. Sayın Mehmet Şimşek şöyle dedi. Ben neden hala insanlar dövize ve altına yönleniyor gerçekten anlamıyorum dedi. Burada anlamak için aslında biraz daha verilerin dışına taşmak, psikolojik sebeplere bakmak gerekiyor. Siz yeterince güven vermiyorsunuz. Burayı atlamamak gerekiyor. Artı ben yıllardan beri televizyon ekranlarında insanlara şunu izah etmeye çalışıyorum. Vatandaşın talep ettiği dolar kurunu yükseltmez. Yükselten Merkez Bankası'nın talebidir. Ve ısrarla son bir yıl içerisinde, önümüzdeki bir yıl içerisindeki Türkiye'nin yükümlülüklerini dile getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dövize olan ihtiyacını talep etmeye dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var ise tahvil ihraçlarına başlıyor. Dövizle borçlanıyor. Siz güven vermediğiniz takdirde size borç verecek olan kuruluşlar ya da ülkenize gelecek yatırımcılar yüksek faiz beklentisiyle geliyor ve bu faize katlanıyorsunuz. Bu da sizin önünüze kısa vadede faiz olarak döner. Şimdi siz geçtiğimiz günlerde Sayın Mehmet Şimşek övünerek şöyle bir cümle sarf etti. Euro tahvillerimize inanılmaz bir talep geldi dedi. Bizim açtığımız limitin 5 katı talep geldi dedi. Peki faiz oranı kaçtı? Biz de burayı soruyoruz. Yani hangi faiz oranıyla borçlandırdınız Türkiye'yi? Buraya dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik süreç içerisinde matematiksel verilere, iktisadi verilere ve psikolojik faktörlere baktığımız zaman seçimden sonrası için
yükselecek bir kur trendi bekleniyor ki şu an 32-34 dendi. Abi. Ben Aralık ayı sonu itibariyle 2024'de 30-31 aralığında gireriz. Seçime de 34 lira civarlarında bir beklentim var demiştim. Hı hı. İki hafta kaldı seçime. Bu seçim oralara da geldi herhalde. Oralara geldi. Seçimden sonrası için de umarım tahminlerim tutmaz diyorum. Yani aslında bu biraz... Seçim sonrasına geçmeyin Erdal Bey. Çünkü bir sorum daha var seçim öncesine dair. Faiz kararı ne olacak diye bir soru var. %45'te sabit kararına devam mı? Buna bir yanıt alayım. Sonra seçim sonrasına aslında birkaç tane birbiriyle bağlantılı soru gönderiyor. Vatandaşlarımız sormak istiyorum onu. Şimdi benim tahminim pas geçeceği yönünde. Seçimden önceki son faiz kararında pas geçeceği. %80 ihtimalle pas geçer. %20'lik bir ihtimal bırakıyorum ucunda. Yani bir 250 baz puanlık bir artış gelebilir. Ama pas geçme ihtimalini daha güçlü görüyorum. Şurayı atlamayalım Can Bey. Yani faiz artışının artık hiçbir magazinsel tarafı kalmadı Türkiye'de biliyorsunuz. Hani bundan 1-1,5 yıl öncesinde 5 yaşındaki çocukların bile neredeyse konusuydu. Ama artık hiçbir şekilde etkide bulunmuyor. Neden etkide bulunmuyor? Sizin reel enflasyonunuzla faiziniz arasındaki uçurum %100 civarında. Hal böyleyken çok da bir etki etmeyecektir. Faiz artış kararı gelse de bir sonuç almayacağız. Çünkü Merkez Bankası faiz silahını değil, diğer enstrümanlarını kullanarak parasal sıkılaşmayı devam ettirmeye çalışıyor. Ben pas geçeceği yönünde fikrimi beyan edeyim. Kayıtlara bu şekilde düşsün. Ama hepimiz göreceğiz yarın neler olacağını. Dediğim gibi piyasalara herhangi bir etkisini beklemiyorum ben. Emekli vatandaşlarımızdan çok sayıda mesaj var. Kira krizinden yakınanlar var. İki boyutu var tabii, hep söylüyorum. Ev sahiplerinin de yaşadığı mağduriyetler var kiraya dönük. Kimi arttıramıyor, kimi çıkaramıyor. Kimi gerçekten kendi oturmak istiyor, inandıramıyor. Yargı yolları var. Kiracıların zaten yaşadıkları hayli fazla. Evden çıkan ev bulamıyor, bir yerden bir yere gidemiyor. Kendi semtinde oturamayıp yaşadığı kentin çeperlerine gitmek zorunda kalıyor. Yani doğup büyüdüğü yeri terk etmek durumunda kalıyor. Şimdi eskiden şey vardı, semt bizim ama ev kira. Böyle duvar yazıları görürdük. Şimdi evet. Semt hala elbette oranın insanının, oranın dokusuyla yetişmiş olan insanın ama ev kira bile değil, başka mahallede, başka ilçelerde oturmak durumunda kalıyor. Çevremizden birçok insanın yaşadığı durum. Emekli maaşları malum derler. Müzeyyen Hanım aynı şekilde bir ev sahibi olarak yazmış. Enflasyonda ezildik demiş Emin Coşkun da, vurgulamış bunları. Diğer yönüyle şunu soran da var. Memur emeklisinin seyyanen zamla ilgili hak kaybını vurgulayan var. Yani her okuduğum mesajda bir adaletsizlik var. O halde sorayım. Gelelim 1 Nisan sonrasına. Tabii 1 Nisan evet. Sonrası. Ekonomiyi ne bekliyor? Bugün Erdoğan Süzer imzalı haber Sözcü'de yer aldı. Bu vergi oranlarında değişiklik, alınmayan, kenara köşeye itilen o vergilerin yeniden hayata geçirilmesiyle bir paket önümüze gelir. Bunun da vatandaşa toplam yükü 500 milyar lira olabilir diyor. İhtimal dahilinde bir senaryoya işaret etmiş.